Bugünkü seramız karanfil serası. Yerinde üretim. Seramızı ziyarete geldik. Bunlar günlük olarak kesilmekte. Temizliği yapılıp paketlenip aynı bizim düzcemizde olduğu gibi, patates hali, sual hali olduğu gibi bunların da kendi bir halleri var. Bunların temizliği yapıldıktan sonra paketlenip, streçlenip bunlar da açık arttırma tarzında halde satışa sunuluyor. Karanfilin üretimi, büyüme şekli günlük kesimli oluyor. Günlük temizliği yapılarak oluyor. Bunlar da aynı şekilde bakım yapılmadan, suyu verilmeden, gübresi verilmeden olmuyor. Karanfilde de şöyle bir şey var. Aynı gül gibi. Biz şu tarz gülleri belki de çok severiz. Şu çok açılmış gülleri. Fakat buralarda bunlar pek tercih edilmiyor. Bunların en güzel yanı şu kapalı olan şekilleri. Burada kesilip hazırlanıp bizim elimize gelinceye kadar biraz daha açılmış oluyor. Buralarda, buraların tabiriyle bunlar çöp haline gelmiş oluyor. Yani pek tercih edilmiyor. Bunlar bizim orada aldıklarımızda yüksek meblağları aldığımız güller. Fakat burada üreticinin paketli parayı alınmaması demesi sebebi bu oluyor. Yaklaşık 15-20 tanesi bir demet halinde olup burada çok cüzi miktarlara satılıyor. Fakat bizim elimize geldiği zaman bir karanfilin bir günün tanesi 10-15 lira civarına bir fiyat oluyor. Fakat bu dediğim rakam sadece üreticiden 20 adet bir demet olarak çıkış fiyatı oluyor. Her zaman olduğu gibi bu aynı üreticinin bir şey kazanmaması anlamına geliyor. Tabii bunun da maliyeti yüksek. Bunun da ilacı var. Bunun da gübresi var. Yüksek maliyetlerde oluyor bunun. İşçiliği de bunun temizliği de aynı şekilde olmuş oluyor. Günden güne kesilerek günden güne elimize gelen bunlar dediğimiz gibi çöp haline gelmiş karanfiller. Bunlar bir yandan yetişen. Bunlar daha sonra günden güne açacak olan karanfiller. Seramızın büyüklüğü bir dönüm 1000 metrekare. Yanımızda kabak seramız var. Bir yanımızda salata seramız var. Yaklaşık ortalama şu anki bugünkü gezimizde 9 adet birer dönümden olmak şartıyla 9 adet seramız var. Bunların içerisinde pazı yaprağı, karanfil, kabak, salata, patlıcan.